Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda blok elementleri, inline elementleri, div ve span etiketini öğrenelim. Öncelikle div etiketi açarak başlayalım. Div deyip taba basıyorum ve kapanış etiketini bir aşağıya gönderiyorum. Arkadaşlar div etiketi HTML sayfalarımızda bir kutu görevi görür. Arasında işlemlerimizi yaparız. Direkt bunun arasına yazmış olduğumuz yazıları da görüntüleyebiliyoruz ama genellikle bir kutu görevi görür. Mesela sayfanın başlık kısmı. Örneğin bir blog sitesindeki her bir blog div etiketi arasına yazılmıştır büyük ihtimal. Hemen bunu da görelim. Bakın Medium sitesine girelim. Sitesinde bakın her bir makalenin buradan bir makale girelim. Şöyle büyüteyim sayfayı. Bakın bu şekilde girdim ya. Şu üst başlık kısmına bakın. İncele diyorum. İncele dedikten sonra seçim aracına tıklayıp şuraya gelip tıklıyorum. Bakın bu alan bir div etiketi açılmış ve içerisine açılmış. İçerisinde birden çok div etiketi de bulunabiliyor. Kullanım şekli bu şekilde. Kısaca bir kutu görevi görür. Kutu içerisinde kutu da açabilirsiniz. Bakın. Şu şekilde görüyorsunuz renklendirmeyi. Kutu içerisinde kutu. Bu şekilde sayfalarımızda oluşturacağımız herhangi bir toplu alanda div etiketi açarız ve arasında işlemlerimizi yaparız. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan örneklerimize geçelim. Örneğin önce bir tane normal bir metin yazalım. Lorem deyip 10 kelimelik bir metin getirelim. Kaydedelim. Bu şekilde geldi. Şimdi sayfamızın direkt böyle içerisinde metin de bırakabiliriz. İçerisinde birden çok etikette kullanabiliriz. Örneğin bir H2 etiketi açalım. Lorem 5 diyelim. Sonrasında altına bir paragraf etiketi açalım. Lorem 2 diyelim. İstersek altına bir tane daha div etiketi açabiliriz. Div diyelim ve bu divin arasına bir paragraf etiketi açalım. Lorem 5 diyelim. Tekrardan bir paragraf etiketi açalım. Lorem 7 diyelim. Bu şekilde de kullanabiliriz. Bakın. Yaptık. Başlık etiketi direkt geldi. Sonra paragraf etiketi geldi. Şimdi diyebilirsiniz, niye başlık etiketinin şurada bir boşluk var da bu paragraf etiketindeki içeriği bir aşağı attı? Arkadaşlar, başlık etiketi blok tipte bir etikettir. Yani tüm satırı kaplayan bir etikettir. Bunu nasıl anlayacağız? Renklendirebiliriz. İnceleden de bakabiliriz. Önce bir inceleden bakalım, sonra renklendirelim. Bakın inceleden seçim aracına geliyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi tüm satırı kaplıyor. Paragrafa geliyorum. Paragraf da aynı şekilde tüm satırı kaplamış görünüyor. Alt tarafta da bakarsanız display'ine blok diyor. Yani blok tipte bir element. Şimdi bu satırı renklendirelim. Satırları daha net görelim. Bunun altına bir de span etiketi açalım arkadaşlar. Bakın span etiketi de sadece kendi alanını kaplar. Div etiketi tüm alanı kaplarken span etiketi sadece kendi içeriğinin bulunduğu alanı kaplar. Bakın şöyle yapalım. Span diyelim. Lorem 2 diyelim. Kısa bir metin olsun. Kaydediyorum. Bakın buraya da span yazalım. Belli olsun. Metnimiz şurası. Tekrar incele diyelim. Sayfamızı büyütelim. Detaylı görün diye dönüp dönüp gösteriyorum. Bakın span'a geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi sadece kendi alanını kaplıyor. Paragraf ve H etiketleri gibi tüm alanı kaplamıyor. Yani span etiketimiz inline etiket. Sadece kendi alanını kaplar. Bunların arka planlarını renklendirerek daha net görelim. Şuraya gelelim. Span etiketine bir tane style atalım. Bu style'ın içerisine background color diyelim. Yani arka planını renklendir. Aqua olsun bakın. Kaydediyorum. Bakın sadece burayı kapladı. H etiketine de aynısını yapalım. Bakın direkt kopyalayıp yapıştırıyorum. Buna da aynısını yaptım. Görmüş olduğunuz gibi H etiketi tüm satırı kaplıyor. Blok tipte element olduğu için. İsterseniz şunun altına bir tane daha div etiketi açalım. Ve bu div etiketinin de blok tipte olduğunu renklendirerek görelim. Bakın alta iniyorum. Tekrardan bir div diyorum.
Bu div etiketine de bir direkt metin yazalım. Lorem 5 diyelim. Şu şekilde. Bakın kaydediyorum. Alta geldi. Bir de HR ile çizgi bırakalım. HR de bir blok tipte elementtir. Aynı şekilde buraya da style etiketimizde yapmış olduğumuz renklendirmeyi yapıştıralım. Bakın görmüş olduğunuz gibi div etiketinin içerisine herhangi bir etiket açmadım ve direkt metin yazdım. Yazmış olduğum metin de blok tipte olduğunu belli etti. Görmüş olduğunuz gibi. Örneğin bunun içerisine bir tane de A etiketi açalım. Bakın şuraya geliyorum. İçerisinde olmasın. Bir tane HR bıraktıktan sonra bir de A etiketi açalım. Herhangi bir href kısmına bir linke yönlendirmeyeceğim. Diyez bırakıyorum. Yani boş sayfa. Ve arasına link diyorum. Link dedikten sonra kaydediyorum. Bakın A etiketimiz geldi. Buna da bir style verelim. Style'ına yine background color'ına yani arka plan rengine bununki de aqua olsun. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu da bir inline tip element olduğu için sadece kendi alanını kaplıyor. Web sitelerimizde bu şekilde inline ve blok tipte elementleri bilerek bunlara göre kullanım sağlamamız daha doğru olacaktır. İstersek blok tiptekini inline'a veya inline'dakini blok tipte elementlere de dönüştürme yapabiliyoruz. Bunları CSS derslerimizde öğreneceğiz. Arkadaşlar bir de kullanmış olduğunuz etiketlerin blok mu inline mi olduğunu ilk öğrenim aşamasında karıştırıyorsanız yani bu şekilde de yaparak veya incele kısmından gözlemlemekte zorlanıyorsanız W3Schools sitesinden hangi elementlerin inline, hangi elementlerin blok tipte olduğunu da görebilirsiniz. Bunu da beraber görelim. Sayfamızı büyütelim. Yeni bir sekme açalım. W3Schools yazalım. HTML blok yazalım. Ve arama kısmından W3Schools sitesine giriş yapalım. Burada blok tipteki elementler diyor. Bakın. Blok tipteki elementler adres elementleri, article etiketi, aside etiketi, main, li, ule, nev bu şekilde bakabilirsiniz. Alt tarafta da inline etiketler yani sadece kendi alanını kaplayan etiketler. Bunlar da A etiketi, ABBR etiketi, B etiketi, I etiketi, Q etiketi vesaire buralardan da bakabilirsiniz. Unutmuş olduğunuz elementleri ve kullanım yöntemlerini hızlı bir şekilde bu siteden de bakabilirsiniz. Yaptıklarımızı tekrar etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.